Hello, hello, selamlar. Bilin bakalım kim mutfağa geri döndü. Happy Ramazanlar, happy Ramazanlar. Ramazan ayımız mübarek olsun efendim. Yani ben oruç tutamıyorum şu anda ve özellikle iftar yemeği yapacağız. Ben hafta içi çalıştığım için bayağı yoğun çalışıyorum bu sıra. Ama dedim ki girmişken mutfağa ne var ne yok pişirelim. Bu videonun adı da muhtemelen ne var ne yok pişirdim gibi bir şey olacak. Yani bütün neredeyse haftaya yetecek kadar yemek pişireceğiz. Bir aklımda kıymalı pide yapmak var. Ama galiba unum yeterli değil. Bir de elime ne geçerse onları yapacağım. Yani beraber karar vereceğiz. Şu anda hiçbir şey aklımda yok. Böyle küçük küçük haftalık paketler hazırlayacağız sizinle. Bakalım neler çıkacak. Ne zamandır yemek videoları yapmıyorduk. Bir tane ablayı izledim kıymalı pide nasıl yapılır diye. Şimdi onun söylediklerini yapmaya çalışacağım. Bu arada ölçü tamamen kafamdan uydurmalık aslında. Yani daha doğrusu galiba ben videoyu da izlemeyi bitirmedim. Bakalım ne çıkacak. Ne zamandır yemek yapmıyorum ben ya. Şimdi fark ediyorum ya. Şey, bu kuru mayalar nerede acaba? Bir tane bulduk. Ama sanki Türk mayam da vardı. Türk mayam ne demek? Şuna bakın. Türkiye A101'den getirdiğim bir sürü vanilin ve kabartma tozu ve asla tatlı bir şey yapmamam. De köfte yapam. He, madem buraya kadar geldik, köfte de yapalım. Dediğim gibi ne var ne yok pişireceğiz. Şunu görünce bir kebap yapasım geldi. Geçenlerde Zek dolabı organize etti ve soğanı kesip böyle kutulara koymuş. Hayırlı koca, hayırlı koca. Bakın bir Ramazan pidemiz bile var. Geçen yarısını yedik. Başka somonu kullanacağım. Sanki kebap güzel fikir gibi. Zek'e söyle deneyelim. Bunları da pişirebiliriz. Dünyada en sevdiğim şeylerden bir tanesi Brüksel lahanası. Sen dur şurada. Bak böyle çok güzel olur. Soğan, biber, patlıcan ve somon kebabı. Sarımsak da güzel olur. Başka ne yapacağım ya? Tamamen doğaçlayarak bir hamur yapacağım. Hiç emin olmadan giriyorum valla. Hadi bismillah. İnşallah ziyan etmiyorum bazı şeyleri. Bekletiyoruz galiba aktif olmasını. İç harcımızı yapacağız. Amerika'da yaşayanlar için Open Nature'ın bu kıyması helal. O yüzden bilginiz olsun. Bu kıymanın yarısını yapmayı düşünüyorum. Çünkü diğer yarısı muhtemelen kofte olacak. Zek'in önceden hazırladığı soğanlar. Bunlar birazcık büyük. Bunlar birazcık büyük soğan. Küçültmemiz lazım. Elimizden geldikçe yaptık. Başımdan büyük işlere kalkıştığım gibi bir his var içimde. Boyumdan. Boyumdan ne? Neremden büyük o işler? Boynumdan. Boyumdan değil, boynumdan. Vallahi bulamıyorum şu anda. Bu evde her şey from scratch. Ben bunu yapam gelem. Okay, hamurumuz şu an bu şekilde. İnşallah kabarır, kabarmazsa da çıtır çıtır bir şey olacak. Bundan çok emin değilim, çok mutlu da değilim ama olduğu kadar. Şimdi bu arkadaşı streçleyip, paketleyip 45 dakikada bekletiyoruz. Hazırlar. Bir 35-40 dakika pişirmeyi düşünüyorum. Birazcık sıkıştılar ama bakalım nasıl olacaklar. Bir yandan video çekmeye çalışıp bir yandan yemek yapmak ve tek kişi. Bu kadar. Kendi tatlı patateslerimi doğradım. Bunları air fry'da kızartacağım. Bravo, kabarmış. Rastgele yaptım, hamur bile oldu. Hala da merdiven olmamış ve şu bardakla bunu açmaya çalışmam. Eat. Zek, heyecanlı mısın yavrum? Oh my gosh. Çok acıktım, çok heyecanlıyım. Everyone listen, this kız right here is working so hard and she didn't fast today, but like she didn't eat that much. And I can't wait. I think this is gonna be like an amazing dinner.
Nurtach is worried there's not enough time, but I think there's plenty of time. Oh, what's left? Let's make them all stir fry. Okay, Zek, ne yaptığımı bilmiyordu. Gel. Okay, geliyorum. Oh my gosh. Are you serious? Well, it's not that good looking, but... You made salmon skewers? Yeah. Hiç bilmiyordum. Evet, surprise. Allah. And you've got köfte? Evet. And I know you made pide also. Yes, let's check at it. Oh, I can't believe you did all of this. Yes, in like 1 hour. And just for me. Yeah, I only just two. For you and me. Yeah. Hey, tatlı patateslerimizin kızarmış hali burada. Pidelerin son hali. Crispy brown, çıtır çıtır. It looks perfect. Bunu muhtemelen bulgur yapıp bulgurla birleştireceğim. Çünkü patlıcan bulgur severim. Köftemiz olmak üzere. Taze sandalyelim. For Zachary. Just want to get everything nice and ready because after we eat, I'm gonna be so full. So if I do some of it now, I'm making my life a lot easier. Allah kabul etsin aşkım. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Buffet gibi oldu sana. All right, let's do this. It's perfect. Come on, we'll get 2 köfte, some vegetables. Oh yeah, some pide. Oh, maşallah. Okay. And oh, çıtır çıtır patates de var. Biraz alakasız bir menü oldu ama. Okay, bon appetit. I should make the plate a little more aesthetic than this, but you guys get the idea. How lucky a man am I? Okay, first I must break my fast. It's like when you haven't had water for a long time, you can feel it go down. I'll start with this pide. I mean, come on. It's perfect. Sweet potatoes. I love sweet potatoes. Hadi deneyelim. Mmm. Aşkım, it's cooked perfectly. My eggplant. Ona yoğurt güzel olur o karışımı. Maybe it can be with yoğurt, but I'm just too ready to eat it. Mm-hmm. Sen de ne yapsam beğeniyorsun oğlum ya. Aşkım, you çok inanılmaz bir aşçısın. O kadar uzun süre tuttum. Mm-hmm. Oh my god, it's so good. Wow, okay. Everybody, happy Ramadan. I'm a very, very lucky man and I can appreciate that, like, Nurtach has done all of this for me, you know? This is Ramadan and everything. It is something that I only learned after I got to meet Nurtach, so it's kind of a new culture to me, but I've been doing it now for 7 years and every year is full of surprises and great food, and I don't think you've ever done something like this. No, I've never done buffet. No, seriously. And not matching. So I feel extremely fortunate. I'm grateful to be able to have food at all, especially food this good and like this beautiful, and that like you and I get to love each other like this. So Aşkım, thank you from my heart. I'm really so grateful for this. Of course. Allah. Aa, ters ışık ya. Ters ışıkta panda gibi oluyorum. Oh, o zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ne zamandır yemek videoları yapamamıştık. I know she's so tired right now. Not biraz only did you cook all of this, you filmed this entire video ya, for it. Valla bir de zaman sınırımız vardı. 1,5 saatte mi ne yaptım bu kadar şeyi. Neyse, elimize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi videolarla görüşürüz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. See ya.